Bu hafta kime davetsiz misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler. Biz turumuza devam ederken sektöründe önce olan markalarla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz aynı zamanda. Bugün sizi İstanbul Bağdat Caddesi'nden selamlıyoruz. Firmamızın sahibi iş yoğunluğundan dolayı bize katılamadı ama yine de buradaki müdürümüz ve aynı zamanda güzel, harika lezzetlerin de reçete sahibi olan Muhammed Bey yanımızda. Merhabalar Muhammed Bey. Merhaba Buse Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bugün siz geldiğiniz için çok mutluyuz. Biz kendimizi, de aynı şekilde. Kendimizi farklı platformda göstermek, insanlara ne verdiğimizi, ne sunduğumuzu göstermek bizim için ayrı bir fırsat oluyor. Gelenler, gelmeyenler, herkes görecek inşallah neler yaptığımızı. Kesinlikle biz de tavsiye ediyoruz zaten. Ve ekip olarak da bizi burada ağırladığınız için bugün ayrıca teşekkür ederiz size. Tabii, her zaman. Sıcaklığınız, samimiyetiniz ve ortamımızın da aynı şekilde samimiyeti gayet güzel. Birazcık ben Muhammed Bey'i tanımak istiyorum. Kendinizden bahseder misiniz bize? 26 yaşındayım. Üniversite İnsan Kaynakları mezunuyum. Marisa Cerrahpaşa Üniversitesi'nde okudum. Askerliğimi yaklaşık 5 sene önce bitirdim ve 5 senedir bu sektörün içindeyim. Farklı markalarla çalıştım. Çok kahve çekirdeği tanıdım. Her markanın kendine özel reçetesi, kendine özel kahvesi var. Çoğu markanın ulaşamadığı imkanlara ulaşıyoruz. Özellikle şöyle söyleyeyim size. Benim bu işe girdiğim zaman, dürüst olayım, pek ışığım yoktu. Askerden gelmiş biriydim. İş bulamıyordum. İşin içine girdim. İşi sevdiğimi fark ettim. İşin kendine çektiğini gördüm. Kahveyi sevdim. Kahve başka bir şey olduğunu fark ettim. O bir tutku gibi bir şey oluyor. Öyle bir noktada size. Kahve çekirdekleri aslında sizi bu işin ehli yapmış gibi. Evet, bir yerden sonra fark ettim. Mesela ağrı kesici, başım ağrıyor. Mesela ağrı kesici ihtiyacı duyduğum zaman kahve çekirdeği yiyordum en son. İlaçlara bile gitmiyordum, öyle söyleyeyim. Kahve çekirdeklerinin böyle bir faydası olduğunu duymuştum. Denedim, işe de yarıyor. Çok güzel. Bu bilgilerimizin hepsini tabii ki burada firmamızda şu anda aktif hale getirdiniz ve insanlara sunuyorsunuz. Tabii ki de. Çok değişik lezzetler de var aynı zamanda. Evet, bu arada yeni çalışmalarımız da var. Matcha diye bir içeceğimiz geldi şu anda yeni güncelde. Çalışmalarımız hala sürüyor. Farklı reçeteler yapmaya çalışıyoruz. İnsanların damaklarına hitap etmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere her tat her insanın damağına hitap etmediği gibi. Evet. Onlar için de tabii ki de ne bileyim matcha'yı sade sevmeyen insanlara aromalı şekilde yapıyoruz ya da farklı içecekler yapıyoruz. Bunların aslında hepsinden konuşacağız Muhammed Bey ama ben aslında birazcık şunu merak ediyorum. Burası nasıl kuruldu? Yani Özgür Bey burayı kurmaya nasıl karar verdi? Bu süreç nasıl gitti? Siz tamamen yanındaydınız. Aynı zamanda çocukluk arkadaşısınız da. Evet, şöyle Özgür Bey'le yakın zamanda şöyle askerden geldikten sonra oturuyorduk sürekli zaten. İlkokul, ortaokul, lise falan onlar zaten ergenlik dönemleri, böyle şeyler fazla konuşulmuyor biliyorsunuz. Bir oturduk bir gün böyle sohbet ederken bir hayalimiz olduğunu fark ettik. İkimizin de kendi işimiz olsun. İşte iş ne olursa olsun ama kendi işimiz olsun. O sırada o kahve işine girdi, ben de kahve işine girdim. Farklı markalarda, farklı yerlerdeydik. Bir gün oturduk, dedik ki ben bu işi sevdim, sen de sevdin. Böyle bir şey yapsak olur mu? Şimdi düşünüyorsunuz çünkü İstanbul gibi bir yerde böyle bir şeye kalkışmaya cesaret edemiyor insan, evet, çok fazla. Özellikle genç kesimde biraz daha riskli oluyor girişimcilik konusunda. Düşündük, biraz piyasayı araştırdık. Biraz daha öğrenmemiz gerektiğini fark ettik. Bir süre daha farklı markalarda devam edip işin içeriklerini öğrendikten sonra dedik ki hazırız. Artık girebiliriz. Bizim buradaki sunumlarımız, lezzetlerimiz neler? Buraya gelen misafirlerimiz burada neleri yiyip içebilecekler? Bize böyle hani kalem kalem hatta bu en özel lezzetlerimizden. Evet. Ben matcha'yı çok beğendim. Hatta... Bunu soğuk haliyle içtiğimde gerçekten çok lezzetliydi. Bunun gibi bu lezzetlerimizden bahsedelim mi biraz? Şöyle, normalde bu konseptten bahsedeyim size. Biz geçen seneye kadar ghetto tarzı bir konseptik. Burayı biraz farklılaştıralım dedik. İnsanlara biraz daha hitap edelim, daha farklı servisler verelim, daha farklı hizmetler verelim. Çalışma yaptı ekip arkadaşları merkezden. Pastane konusunda çalışmalar oldu. Kruvasan tatlılar var. Bayağı başarılı. Nata var. Pastelde nata, Portekiz tatlısı. Tart yapıyoruz, New York roll yapıyoruz. Ve bunların en büyük özelliği bu ürünlerin hiçbirisi donup gelse bile tam pişmiş gelmiyor. Bunların hepsi bize yarım pişmiş geliyor. Biz turbo fırınımızda insanlara pişirip servis ediyoruz. Aslında ısıtma işlemi değil. O bizim son yaptığımız pişirme işlemi oluyor. Ve taptaze bir şekilde veriliyor insanlara. Bu şekilde pastane kısmından servis yapılıp içecekler kısmında da yeni reçeteler, yeni içecekler, sürekli farklı 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 içecekler. Çünkü artık insanlar
alışılmış tatlardan ben dahil herkes bir süre sonra bıkıyor. Her zaman evet. bir şeyi, aynı şeyi içemeyiz. Ve bir de röportaj öncesinde çok güzel bir detaya değinmiştiniz. Bu benim çok ilgimi çekti. Şu anda insanlar daha kimyasal şeylerden uzak evet. durmaya çalışıyorlar. Ve siz de buna uygun reçeteler hazırlıyorsunuz ve onlar da şu an onay için hali hazırda evet. bekliyorlar. Yani şu anda 2,5-3 haftalık bir süreci var. Bitkisel soğuk çaylar, bitkisel fresh çaylar. Yani şöyle şurubun olmadığı, tozun olmadığı, mümkün olduğunca sağlıklı olan içeceklerden yapmaya çalışıyoruz. Maça bunun içinde. Maça gerçekten vücuda çok sağlıklı olan, tene çok sağlıklı olan bir içecek. Daha bir sürü faydası var ama şu anda say bizim süremiz bitmez değil mi? Bitmez çünkü gerçekten çok faydalı bir şey. Onun dışında işte soğuk bitki çaylarının şu anda sunumunu yaptık. Halihazırda bekliyoruz. Yaza doğru muhtemelen gelecek inşallah. Peki bu ya verdiğimiz hizmetler, bu lezzetleri sunmak için tabii ki bir ekibe ihtiyacımız var. Evet. Ve buradaki bu atmosferi yakalamak için de ekip enerjisi çok önemli. Buradaki ekip sayımızdan bahsedelim mi? Kaç kişi çalışıyoruz? Şöyle, burada 7 kişi çalışıyoruz. 7'mizin de birbirini geçmişten tanıdığı ve geçmişten bir samimiyetimiz olan insanlar. Farklı markalarda beraber çalıştığımız ve bize destek olacak, ileriye götürecek insanlar. Ekip arkadaşlarımın hepsi tek tek kendi çaplarında gerçekten başarılı insanlar ve kahveyi bilen, kahvenin içinden gelen insanlar. Zaten bu sayede bu şekilde şeyler yapabiliyoruz. Bir şans zaten. Zaten bu sayede bu şekilde böyle çevreye sahip olduğumuz, böyle arkadaşlara sahip olduğumuz için bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sonuçta tek başına kimse bir şey yapamaz. Ekibin sağlam olduğu zaman zaten alıyorsun, gidiyorsun her şey. Peki çalışma saatlerimiz ne burada? Kapalı günümüz var mı? Kapalı günümüz yok. İnsanlara her gün hizmet veriyoruz. Sabah 7.30, gece 1. İstediğimiz geç saate kadar bu kahvelerin lezzetleri ulaşabiliyoruz. Şöyle yaz geldiği zaman yine sabah 7.30 ama gece uzayacak. Gece 2.30. Süper. Peki çok güzel de bir detay aslında öğrenmek istiyorum şu anda. Biz bu lezzetlere sadece burada mı ulaşabiliyoruz yoksa paket servisimiz de var mı aynı zamanda? Şöyle bizim kendimiz zaten paket servis yapıyoruz. Ekstra yakın zamanda bir 3-4 günlük bir sürede online paket servisimiz de başlamış olacak. Her bir ürünümüzün online paket servisi olacak. Online pakette de insanların süper. Evlerinde de buluşturacağız inşallah. Zaten şey hani böyle bir kahve dediğimiz olay bir bağımlılık aslında. Evet. Ama buradaki lezzetler ve farklı kahveler gerçekten daha üst seviyeye sizi çıkarabilecek diye düşünüyorum ben. Bu yüzden paket servis aslında bizim çok ihtiyacımız olan bir şey müşteri olarak bakılınca. Evet. Peki ben bu lezzetlerin hepsini, hem yiyecek ve hem içecek kısmını, bu hizmetleri verirken, bu lezzetleri çıkarırken özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Çünkü hani bu bir kültür evet. baktığımızda ve bunun çok ince detayları tabii ki vardır. Bunlardan biraz bahsedelim mi Muhammed Bey? Şöyle, kahve konusunda bu işin temeli aslında ilk başta bahçelerden geliyor. Kahve çekirdeğini aldığın ülke, bahçe, bu kaliteli ürün olması lazım baktığınız zaman. Onları bizim ekiplerimiz var, gidiyorlar. Yerinde bakıyorlar, yerinde seçiyorlar. Kahveler geldikten sonra merkezimizde kendimiz kavuruyoruz. Espressomuzun kendi harmanladığımız kahvemiz var. 4 kahve çekirdeğinin birleştiği El Cartel adlı. Böyle şeylerin, size şöyle söyleyeyim, temelden başlayıp aslında kahve çekirdeğini oluşturduktan sonra artık gerisinin hepsi ekibe, baristaya kalıyor. Çünkü artık onu yapması şefe kalıyor. Kesinlikle. Yani, bu da sizin işiniz. Şef iyiyse eğer ki en kötü üründen bile en güzel ürün çıkarken en güzel üründen neler çıkar siz tahmin edin. İleride tabii ki şöyle bir şey de düşünüyor musunuz Muhammed Bey? Bu bilgi birikiminizi dışarıya verebilmek adına eğitimler vermek ya da yanınıza aldığınız kişilere bu eğitimleri en azından vermeyi düşünüyor musunuz? Şöyle bir süre böyle bir etrafı açılan mağazalarda buraya bir eğitime gelen aşamalar oldu. Ama şu anda söz konusu değil öyle bir akademi mevzusu. Ama bakarsınız ilerleyen zamanlarda ne gösterecek bilemeyiz. Bir İstanbul'da bir akademi açmış oluruz inşallah. Süper olur. Eğer akademi açarsak da zaten mümkün mertebe işinin ehli baristalar, şefler yetiştiririz diye düşünüyorum. Süper olur kesinlikle. Peki bunların dışında ben firma olarak ve Özgür Bey ve Muhammed Bey adına da aslında bir noktada hedeflerimiz neler ileriye dönük? İki genç girişimci olarak hedeflerimiz tabii ki var. Biz bunlardan tabii bahsettik. Ki. Bunlar neler? Biraz bunlardan bahsedelim mi? Şöyle, biz baktığınız zaman aslında çok sıfırdan gelen iki arkadaşız, öyle söyleyeyim size. Bizim de bir basamak çıkmak gibi bir hayalimiz var. Burası bizim birinci basamağımız oldu. Eğer ki Allah kısmet eder ileride bir şeyler olsa bu kadar bilgi birikimiyle kendi markamız, ne bileyim kendi akademimiz, geleceğim için farklı planlarım, farklı hedeflerim, marka tabii kurmak ki. Gibi ya da bilgi birikimimi kendim için harcamak gibi bir niyetim var.
Tabii ki. Kısmet olursa. İnşallah. Yani önü gerçekten çok açık. Yaptığımız işler de aynı şekilde. Ben özellikle değinmek istiyorum. Matcha dediğimiz içecek her damak tadına hitap etmeyebilir. Evet. Ama ben çok beğendim. Çok lezzetli, kesinlikle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda çok da sağlıklı olduğunu zaten öğrendik Muhammed Bey'den. Kesinlikle özellikle bunu tadabilmeleri için bile insanların buraya gelmelerini tavsiye ediyorum aynı zamanda. Evet, şöyle bir sorun var. Bizim ülkemizde genelde sağlıklı şeyler beğenilmez lezzet olarak. Ben de onu kendimden biliyorum. Genel her insan öyledir. Ama insanlara kasanın önünde, kasanın önündeki arkadaşımız o kadar önemli ki, sevdiği lezzeti sorduğu zaman, farazi konuşuyorum, ben karamel seviyorum. Hı hı. Belki matcha'yı karamelle karıştırdığım zaman güzel bir şey çıkacak. Ya da matcha'yı ben sade seviyorum. Güzel bir şey çıkacak. Hindistan cevizi sütü var, badem sütü var, evet, kokonat, yulaf sütü var. Şimdi şöyle bir şey var mesela, şurup istemeyen, gerçekten sağlıklı bir şey isteyen bir tane misafirimiz oldu geçen gün. Hı hı. Hindistan cevizini seviyormuş. Hindistan cevizi şurubu yerine, tozu yerine direkt Hindistan cevizi sütünden yaptık. Bayıldı. Daha lezzetli. Artık her gün geliyor Hindistan cevizi sütü matchasını alıyor, oturuyor, kahvesini içiyor. Tabii tiryaki olan insanların böyle lezzetlerin müdavimi olarak da buraya geldiği doğrudur. Evet. Aynı zamanda ve bunu da aslında siz sağlıyorsunuz onlara. Evet, bir yerde onu sağlamaya çalışıyoruz ama şöyle bir şey var. Dediğimiz gibi matcha her damağa hitap eden bir damak değil. Sadece eğer ki içecekseniz ya da evinizde yapacaksanız kendi damağınıza göre yanına bir alternatif alın. Sade sevmezseniz öteki türlü seversiniz. Mesela şey gibi düşünün bunları. Mesela barlar vardır. Yer fıstıklı vesaire. Sağlıklı yiyecekler vardır. Şimdi onun çeşidi var. Mesela ben yer fıstığını severim. Yer fıstıklısını alırım. Siz atıyorum çikolatalısını seversiniz. Çikolatasını alırım. Bu işler aslında böyle. Ya herkes sade bir şekilde bir şeyi beğenmeyebilir. O yüzden insanlara beğenecekleri şeyleri yaratmak gerekiyor bu durumda. Burada da bu yelpazemiz bence gerçekten çok açık bir yelpaze. Yani aslında standart kahvelerimiz tabii ki var, içeceklerimiz tabii ki var. Ama aynı zamanda birçok damak tadımıza uygun lezzetli tatlılarımız da mevcut. Ama onun dışında da müşterilerin istekleri doğrultusunda ya da onların damak tadına uygun yeni şeyler, tabii fikirler ki katarak böyle geliştirilebiliyor. Yeni bir yer açacağız. Mesela misafirimiz söyler bize, der ki ben farazi konuşuyorum, vanilya ile karameli seviyorum. Bana bunlarla karışık bir şey yapar mısınız? Mesela biz onu yaptığımız zaman mesela hiç aviz kaçan bir şey, farazi beyaz çikolatayla frambuazı müşterimiz birleştirmek istedi. Yapıyoruz tabii ki de, sıkıntı yok. Değişik olur. Mesela biz onun tadına o gittikten sonra tekrar yapıp inanın bakıyoruz. Yani geliştirilebilir mi ya da nasıl? Aynen, hani nasıl bir tat çıkıyor? Şimdi bizim kafamızda birleşmeyebilir ama belki gerçekten güzel bir tat, hiçbirimizin aklına gelmemiş olabilir. Ya her yerden bir şey yakalamaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Bak. Peki bunların hepsini böyle birleştirdiğimiz zaman aslında şu noktaya geliyoruz. İnsanlar bizim firmamızı neden tercih etsinler kısmına geliyoruz. Hani bu tamamen bu bilgilerin hepsini topladığımızda, ben direkt Muhammed Bey olarak size sorduğumda, bunların hepsinin arkasındayız çünkü. Neden sizi tercih etsinler? Şöyle, bizde diğer markalardan biraz daha farklı olarak aslında gelen misafirlerimiz az önce bahsettiğim gibi ekibe dahil oluyor. Yani burada bir aile kısmı oluyor. Onlar aslında kendi içeceklerini seçerken bir sonraki içecek reçetesini kendileri belirlemiş oluyor baktığınız zaman bir yerde. Ve mümkün olduğunca güler yüzlü olmaya çalışıyoruz. İyi niyetli olmaya çalışıyoruz. Hizmetimizde sınır tanımıyoruz artık. Bir self servis bir mekanız. Çok nadir de olsa mesela istisnai bir durumlarda yardımcı olabiliyoruz misafirlerimize. En önemlisi biz hayvanlara değer veren bir markayız. Evet, bizim için hayvanlar gerçekten hastafa önemli. İnsanlar hayvanlarıyla gelebilir, kedisiyle gelebilir, çocuk köpekleriyle gelebilir. Fark etmiyor bizim için. İçeride onlarla oyun da oynuyoruz. Sohbet de ediyoruz, muhabbet de ediyoruz müşterilerle o sırada. Alanımız zaten çok büyük. Evet. Dışarıda oturma alanlarımız da var. Şimdi bunu ele almış olursak eğer, buradaki kapasiteniz kaç kişi? Ortalama 250 kişi falan var. Öyle söyleyeyim. Yani şöyle, bizim bahçemiz o kadar büyük ki, hı hı, bazen köpekli misafirlerimiz geliyor. 3-4 tane aynı anda geliyor. Bahçeye salıyorlar köpekleri. Bir anda köpek oyun parkına dönüyor bahçe. Onları koşuşturuyor oralarda. Yani o kadar köpekler için geniş alan, tabii ki de bizim için çok güzel. Büyük oluyor. Bir de bölmeli alanlarımız da var aynı zamanda. Ben o yüzden şunu da öğrenmek istiyorum. Organizasyon yapabiliyor muyuz ve hangi organizasyonları yapabiliyoruz? Şöyle, bizim internet sayfamızda numaramız var, iletişim numaramız. Doğum günü ayarlayabiliyoruz. Onun dışında iş toplantıları, apartman toplantıları oluyor veya farklı toplantı, çalışma odamız var. Bir 15-20 kişilik kadar. Hı hı. O şekilde bir rezervasyon yaptırabiliyoruz. Bunları yaparken bu arada kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Hı hı. Toplantım var benim. Ücreti ne kadar diye bir soru zaten yok.
şöyle ücretsiz bir şekilde toplantı yapılıyor. Ne içerlerse onun ödemesini yapıyorlar. Ekstra herhangi bir aynen, şey alınmıyor. Ekstra hiçbir şekilde ödeme yok. Süper. Bu yani da sonuçta, insanlara sağladığınız bir kolaylık yani aslında. Zaten sonuçta insanlara biz bir imkan sağlamaya çalışıyoruz. Hı-hı. Her imkandan da her şeyin karşılığı para olmamalı diye düşünüyorum. Evet, doğru. Bu zaten tamamen içeriye girdiğimizde aldığımız samimiyette de farkına vardığımız bir nokta oluyor. Bir noktada evet. Da. Biz çok mutlu olduk aslında. Bu güzel lezzetlerin tadına bakmaktan da çok keyif aldık. Buradan Özgür Bey'e selamlarımızı söylüyoruz. Bizi burada ağırladığı için yine kendisine de teşekkür ben ediyoruz. Ben bize dileteceğim, merak etmeyin. Tamam, size de ilgi ve alakanız için ayrıca teşekkür ederiz. Bizim için çok büyük mutluluk oldu. Bu bilgilere sahip olmak, sizden bunları duymak da çok keyifliydi aynı zamanda. Bizi ağırladığınız için de yine çok teşekkür ederiz. Tabii, ben size teşekkür ederim size bize bu imkanı verdiğiniz için. Görüşmek üzere o zaman. Tabii ki de görüşmek üzere her zaman. Sevgili izleyiciler, bir sonraki durağımızda tekrar sizinle görüşmek üzere. Hoşça kalın.